hastalıklarından başlayalım. Diş eti hastalıkları ya da periyodontal hastalık olarak da duyabilirsiniz bunu. Diş etini ve de çevreleyen, dişi saran kemik dokunun hastalıkları aslında. Bunların intihabi durumları. En erken bulgusu da aslında diş eti kanaması. Ve diş eti kanaması çoğunuzun belki yaşadığı, yaşıyor olduğu ya da bir dönem yaşamış olduğu bir durumdur. Tedavi edilmediği zaman aslında başımızı ağrıtıyor. Yoksa erken dönemde fark edilip erken dönemde müdahale edilirse de çok rahat bir şekilde geri dönüştürülebilen bir durum. Ben buraya 4 tane fotoğraf koydum. Gerçi ışıktan dolayı çok net gözükmüyor ama olması gereken doku şu yukarıdaki sağlıklı doku. Pembe görünümü var. Görüntüde dediğim gibi açık gözüküyor biraz ama pembe görünümlü. Şuraları şu şekilde yuvarlak, güzel bir şekilde dişi saran, üçgen şeklinde pembe görüntüsü olan diş eti görüntüsü olması gereken hali bu. Alta baktığımız zaman burada biraz daha aslında ödemli bir görüntü var. Burası net gözükmüyor, o yüzden ben direkt bu taraftan bahsedeyim. Burada biraz daha bu üçgen sivri tepelerin yuvarlaklaştığını görüyoruz. Ve orada soluk pembe bir görüntü varken burası biraz daha kırmızı. Bu olmaması gereken bir görüntü. Böyle şiş ve kırmızı olmaması lazım. Ve muayeneye gelenleriniz bilir, bizim sizler tarafından çok da sevilmeyen sivri uçlu aletlerimiz var muayene ederken kullandığımız. Buralara dokundurduğumuzda çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bunlar hızlıca kanayacak. Orada öyle bir şey beklemezdik oysa. En alttaki görüntü ise aslında en dramatik olanı. Görüyorsunuz o yuvarlak güzel hat hiç yok. Tamamen silinmiş, dümdüz bir halde. Ortada diş taşları var. Bu bölgede diş eti iyice çekilmiş, kök yüzeyleri gözüküyor. Bu en sevmediğimiz tablo. Artık diş etini de aşmış, alttaki kemik dokuyu da etkilemiş en sağlıksız görüntü. Ve bunun aslında tek bir sebebi var. O da bakteri plağı. Bakteri plağı dediğimiz şey, ağız içi biliyorsunuz bakteriden zengin bir bölge. Hem yemek artıkları, gıdaların artıkları, hem bakteriler, hem de tükürükten dolayı minerallerin birikmesi, dişlerin üzerinde birikmesiyle oluşan yapışkan, renksiz bir film tabakası vardır. Buna bakteri plağı denir. Bu eğer uzaklaşmazsa giderek birikim devam eder, zamanla diş taşına doğru evrilir. Ve bu da bahsetmiş olduğum, biraz önce fotoğraflarda da gördüğünüz diş eti hastalıklarına yol açar. En başta dediğim gibi hastaların bize gelme şikayeti zaten diş eti kanaması oluyor. Ya da işte dişlerim çok hassas diyorlar, diş etlerim çok hassas, işte ne yesem içsem özellikle tatlı yediğim zaman sızlama oluyor diye söyleyebiliyorlar. Bazısı dişlerim eskiden böyle değildi, araları açıldı diye söyleyebiliyor. Bunun da sebebi buradaki destek dokunun zamanla kaybolmaya başlaması, dişlerin sallanması. Isırırken böyle ısırmıyordum eskiden, şimdi farklı bir şekilde ısırıyorum diyebiliyor yine hastalar. Bunun da yine sebebi dişlerin etrafındaki o kemik dokunun, destek dokunun kaybolması. Ve tabii ki de ağız kokusu. Yani dişlerimi fırçalıyorum ama bir türlü ağız kokusu geçmiyor gibi bir şikayet varsa yine diş etiyle ilgili bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Diş taşlarıyla ilgili aslında doğru bilinen yanlışlar kısmında da buna değineceğim ama diş taşlarının alınmasına yönelik toplumda bir direnç var. Bunun da sebebi şu, çoğu insan işte diş taşlarımı aldırdım, dişlerim sallanmaya başladı. Diş taş temizliği yaptırmadan önce dişim sallanmıyordu, dişim kanamıyordu diye söyleyebiliyor. Bu da maalesef yanlış bir şekilde yer etmiş bir kanı. Bu sağlıklı bir görüntü değil, bunun burada kalması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Dişleri görüyorsunuz, şu etraftaki kahverengi alan tamamen diş taşı ve tamamen yumuşak doku üzerine bastırıyor. Yan tarafa bakacak olursak bu ağız içerisinden yani iç kısmından, dişlerin iç kısmından bir görüntü bu. Buradaki bu kahverengi alanda yine tamamen diş taşı. Bunu temizlediğimiz zaman ortaya çıkan görüntü bu. Olması gereken bir görüntü mü? Hayır, henüz değil. Çünkü bakın diş taşlarının basısı nedeniyle buraları hala kızarık, hala ödemli. Evet, diş taşları temizlendikten belli bir süre sonra hala kanama devam edebiliyor doku orada kendisini toparlayana kadar. Ama emin olun ki sağlıklı bir tedavi seçeneğidir. Diş taşlarınızı temizlemek sizin sağlığınızı olumsuz etkilemez. Aksine temizlenmesi gereken bir yapıdır diş taşları.
Diş eti hastalıklarının tedavisini çok kısa bahsedeceğim. Hani nasıl tedavi edebiliriz eğer bizim böyle bir hastalığımız, böyle bir durumumuz varsa. Önce aslında tedaviden çok nasıl önleyebiliriz ondan bahsedelim. En önemlisi günlük ağız bakımını aksatmamak. Sabah akşam ne diyoruz? Günde iki defa dişler fırçalanacak, o bakım yapılacak. Ve tabii ki düzenli diş hekimi kontrolü. Her zaman aynı etkinlikte ağız içerisinde her yerde temizlik sağlayamayabiliriz. Diş hekiminiz sizin için bunu fark etmek için zaten var. Muayeneye geldiğiniz zaman bunları fark edip bunlara yönelik tedaviler sizin için zaten oluşturulacaktır. Eğer bir diş eti hastalığınız varsa seviyesinden bağımsız olarak ilk aşamada her zaman başlangıç periyodontal tedavi dediğimiz tedavi uygulanır. Bu çok basitçe plakların ve diş taşlarının aletlerle, el aletleriyle giderilmesidir. Daha sonra eğer el aletinin ulaşamayacağı bölgelere tedavi uygulamak gerekiyorsa daha ileri tedaviler uygulanır. Bunlar da temelde diş etinin açılıp kök yüzeyinin görülüp orasının temizlenmesine yönelik biraz daha cerrahi seçeneklerdir. Ama dediğim gibi o çok daha ileri tedavilerde. İlk iki basamağı yaptığınız zaman zaten son basamağa hiç gelmeden hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Diş eti hastalıklarıyla ilgili daha fazla bahsetmeyeceğim ama sunum sonunda eğer sorunuz varsa hepsini zaten tek tek dinleyip cevaplayacağım. Buradan diş çürüklerine geçeceğim çünkü aslında başımızın ikinci belası da o. Dünya Sağlık Örgütü bile diş çürüklerini en büyük sağlık problemlerinden biri olarak görüyor aslında. Çünkü neredeyse hani bir çürüğü bile olmayan bir insan yok belki toplumumuzda. Ve çürük diyorsak beslenmenin öneminden de bahsetmeden olmaz. Çünkü aslında beslenmeden dolayı çürükler meydana geliyor. Daha doğrusu belirli bir tip beslenmeden dolayı. O da zaten şekerli, yapışkan ya da asitli gıdaların çok fazla tüketilmesi. Tabii ki de bunları hiç tüketmeyin demek çok kolay ama uygulaması o kadar kolay olmayabiliyor. Özellikle de bunlar tüketilecekse diyoruz ki ara öğünlerde değil de ana öğünler içerisinde tüketin. Çünkü akşamleyin yemek yedikten sonra yatmadan evvel dişleri fırçalayın diyoruz. En azından onun etkisi o kadar kalıcı olmuyor. Ama ara öğünlerde yediğimiz zaman o orada yapışıp daha uzun süre kalabiliyor. Bu da uzun dönemde temizlik de yapılmadığı zaman daha büyük sıkıntıya yol açabiliyor. Onun yerinde ara öğünlerde biz her zaman elma, havuç gibi daha sert gıdaları öneriyoruz ki en azından o sert gıdanın mekanik etkisiyle hem dişler üzeri temizlenebilsin hem de en azından diş etlerine bir masaj etkisi olsun. Eğer illa bir şekerli gıda yediniz ve ara öğünde tükettiyseniz de ve fırçalamanız da mümkün değilse de önerimiz en azından ağzı bir suyla çalkalayalım ya da bir bardak su içelim ki ağız içerisindeki o ortamı seyreltmiş olalım. Artık günümüzde diş çürüklerine çok daha sık rastlanıyor ve dediğim gibi bunun esas sebeplerinden bir tanesi beslenme. Çünkü hızlı gıdaya erişimimiz çok kolay oldu. Ve acıktığımız zaman bir bakkala girdiğimizde bir sürü seçenek karşımıza çıkıyor. Eskiden tabii ki de böyle bir durum yoktu. Şimdi artık neredeyse reyonların karşısına geçip hangi birini seçsem acaba diyebilecek bir çeşitliliğe sahibiz. Hem bu tip gıdalara ulaşımın kolay olması hem nispeten ucuz olmaları bizi aslında belki de onlara yöneltmeye daha cazip hale getiriyor ama dediğim gibi diş çürüklerine daha sık rastlamamızın da sebebi aslında bu tip gıdalar. Bu tip gıdaları tüketenler dışında başka kimler çürük yönünden daha riskli diye de düşünebilirsiniz. Eğer bulunduğunuz bölgede flor oranları düşükse, özellikle de toplumun içme suyunun flor oranı çok düşük olan bir bölgede yaşıyorsanız çürük yönünden riskli bir bireysinizdir. Veya bazı hastalıklar ya da bazı ilaçların kullanımı ağız içerisindeki tükürük akışını azaltabilir. Tükürük akışı azaldığı zaman da ağız içinin temizlenmesi o kadar etkin olmayabilir. Bahsettiğim o asidik ortamı seyreltmek daha zor olabilir. Bu tip bir duruma sahipseniz de yine çürük yönünden riskli bir birey olmuş oluyorsunuz. Peki nasıl önleyebiliriz? Tabii ki de tedaviden çok her zaman önlemek bizim için en önemlisi. Dediğim gibi günde iki defa kahvaltıdan sonra yatmadan önce dişler mutlaka fırçalanacak. Şimdi dişleri fırçaladığımız zaman aslında biz temizliğin sadece %60-70'ini yapmış oluyoruz. Çünkü ön yüzeyi fırçalıyoruz, iç yüzeyini fırçalıyoruz, çiğneme yüzeyini fırçalıyoruz ama aralar kalıyor. Yani komşu yüzeyler kalıyor.
Bunları nasıl temizleyeceğiz? Diş ipi kullanacağız. Diş ipi kullanması evet çok kolay değil. Özellikle arkalarda çok zor oluyor. Öğürme refleksiniz varsa, ağız açıklığında kısıtlılık varsa bununla uğraşmak gerçekten büyük sıkıntı. Ama artık şanslıyız ki kürdan tipi diş ipleri var. Bunları kullanması nispeten daha kolay. Bazı durumlarda diş ipinin gireceği kadar bir genişlik olmayabiliyor. Daha doğrusu diş ipi çok daha geniş bir alana denk gelmiş oluyor. Ama fırçada gireceği kadar geniş değil. O zaman ne yapacağız? Diş ipi yerine arayüz fırçalarını kullanacağız. Eskiden bunlarda sadece tek bir marka vardı Türkiye'de ve çok da pahalıydı. Pahalılık konusu hala bu marka üzerinde değişmedi ama artık çok fazla seçenek var bunlarla da ilgili olarak. Zaten eğer böyle bir fırçaya ihtiyacınız varsa mutlaka hekiminiz size hangi çapta kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Çünkü buradaki renklerin hepsi aslında farklı bir çapı ifade ediyor. Veya artık yine ağız duşları da çok popüler olmaya başladı. Evet diş ipini kullanmak zor, kürdan tipi bile olsa zor. Arayüz fırçası kullanmak da hoşuma gitmiyor. Ama fırçalamak da istiyorum, temizlemek istiyorum. Başka bir alternatifim yok mu diye sorabilirsiniz. O zaman ağız duşlarını önerebilirim. Ağız duşları çok kuvvetli, basınçlı bir şekilde su püskürten cihazlardır. Ve gerçekten kullanması çok da rahattır. Maalesef ama birazcık maliyetli cihazlar. Tabii aldığınız zaman uzun yıllar sizi götüren cihazlar bunlar ama dediğim gibi maliyetli olması açısından birazcık problem yaşayabiliyoruz onlarla ilgili. Çünkü bunlar hepsi yurt dışından gelen aletler maalesef. Ama özellikle implant tedavisi de görmüşseniz ben yani en azından implant yaptığım hastalara özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü çok etkin bir şekilde her yüzeye temizlik sağlayabiliyor. Peki dişleri fırçaladık, arayüzleri fırçaladık. Başka nereyi temizlemeliyiz? Dili temizlemeliyiz. Dilin temizliği önemli çünkü dilin yüzeyi de girintili, çıkıntılı bir alan. Buralarda da birikim olabiliyor. Bunlar için de aslında yakın zamanda dil fırçaları çıktı. Dil yüzeyi temizleme fırçaları çıktı. Bu yanda gördüğünüz şekilde. Kendim birebir bunu kullanmadım. Ama önermiyorum da açıkçası. Çünkü neden? Normal bir fırçayla da kullanıp temizleyebilirsiniz. Yani illa bunu kullanmanız lazım diye dayatılan bir şey değil, ürün değil. Sadece şeklen dilin formuna daha benzediği için ve kılların boyutları biraz daha farklı olduğu için aslında bu ürün pazarlandı ve kullanılıyor. Ama kendi normal fırçanızı da her yüzeye geçtiğinizden emin olacak şekilde süpürme hareketiyle kullandığınızda dil yüzeyiyle ilgili etkin bir temizlik sağlamış olursunuz. Tabii temizledik iyi güzel ama bir de bu fırçaların da ne kadar ömrü olduğunu bilmemiz lazım. Fırçalarımızı 3 ayda bir değiştireceğiz. Eğer fazla kuvvet uyguladıysak ve diş fırçasının kıllarında aşınmalar ya da şekil bozuklukları görüyorsanız o fırçayı mutlaka değiştirin. Çünkü size herhangi bir faydası olmayacaktır. Kullandığınız diş macununun florürlü olmasına dikkat edin. Florürle ilgili konuşmaya başlarsam konuşma çok uzayacak ama maalesef bununla ilgili de yanlış bir yerleşen kanı var. Sanki bir düşmanmış gibi gösterildi bir dönem florür. Bu konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından. Florürlü diş macunu kullanmaktan korkmayın. Macunların içerisindeki florür miktarı sizin için gerekli ve yeterli miktardadır ve bu zaten çok düşük bir dozdur. Siz o florürü gerçekten kullanılan, önerilen miktarda kullandığınızda ve zaten fırçalama sonrasında da ağızda biriken köpüğü tükürdüğünüzde size faydası olacaktır. Aslında zararı olmayacaktır. Bunun altını burada çizmek istiyorum. Ve tabii ki çürükleri önlemenin bir diğer yolu da biraz evvel diş eti tedavisinde de hastalıklarında da bahsettiğim gibi rutin diş hekimi muayenelerinize gitmek. Peki Türkiye'de durumumuz nasıl? Çok az da ona değinmek istiyorum. Ben burada günde 2 fırçalayın diyorum ama Türkiye'de diş fırçalama sıklığımız haftada 1.4 gün. Bu gerçekten acı bir tablo. Baktığınız zaman gün aşırı bile fırçalamaya özenmiyoruz. Yani gün aşırı bile fırçalamıyoruz. Ama daha vahim durum daha da devam ediyor. Türkiye'de 4 kişiye bir diş fırçası düşüyor. Ve aynı aile bireyleri diş fırçasını ortak bile kullanabiliyor. Ben bunu birebir bir hastamdan duyduğumda gerçekten şok olmuştum. Çünkü aklım ermemişti nasıl ortak kullanılabileceğiyle ilgili. Diş fırçaları gerçekten kişiye özel olmalıdır. Paylaşılmaz, paylaşılmamalıdır da.
Eğer bu tip bir kullanımınız varsa lütfen vazgeçin. Aile bireylerinin her birinin kendisine özel diş fırçası olmalıdır. Bunun altını ne kadar çizsem yani yetmez. Ortak bir şekilde diş fırçası kullanımı gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Grafiklerden birkaç tane şekilden bakalım. Türkiye'nin durumunu diğer ülkelere kıyaslayacak olursak, ağız diş sağlığı konusunda sağlıksız bir seviyedeyiz. Komşu ülkelere kıyaslayacak olursak gerçekten kötü bir seviyedeyiz. Neden? Çünkü sadece bir şikayetimiz olduğunda gidiyoruz hekimimize. Ve dediğim gibi fırça kullanımı konusunda da çok kötü durumdayız. Biraz evvel söyledim, 3 ayda bir fırçalarımızı değiştirmeliyiz dedim. Oysa yılda baktığınız zaman en son bulduğum 2015-2016 verileriydi. Yani yılda bir fırça seviyesini ancak 2015'te çıkabilmişiz. Oysa biz yılda 4 fırça değiştiriyor olmamız gereken bir seviyede olmalıyız. Etkin bir şekilde temizlik sağlayabilmek için. Baktığınız zaman yaş ortalamasından bağımsız olarak diş fırçalama oranımız gerçekten düşük. Çoğu kişi aklıma estikçe dişlerimi fırçalıyorum diyor. Günde 2 fırçalayan gerçekten az sayıda insan var. Diş hekimine ne zaman gidiyorsunuz diye sorduğumuz zaman sırf bir yakınmam olunca gidiyorum diyenlerin oranı çok yüksek. Ve bunların büyük bir kısmı da çekim için geliyor zaten. Yani dolgu yaptırayım, kanal yaptırayım, diş taşlarımı temizleyeyim diyenlerin oranı gerçekten çok düşük. Ve tabii yaş arttıkça da dişleri kaybetmiş oluyoruz. Protez ihtiyacımız, yani diş yaptırma ihtiyacımız artıyor. O yüzden yaşlılıkta da daha çok diş yaptırmaya yönelik başvurularımız artıyor. Yani özetle biz aslında diş sağlığını kesinlikle önemsemiyoruz. Oysa bizim kötü bir ağız sağlığına sahip olmamız bize düşündüğümüzden çok daha fazla zarar veriyor. Çünkü baktığınız zaman kötü bir ağız hijyenine sahipsek eğer, ağız içi sorunlarla evet başlıyor olay, çürükle ya da diş eti hastalıklarıyla ya da diğer iltihabi durumlarla. Ve bunlar aslında uzun dönemde sistemik problemlere, yani bütün vücudumuzu etkileyen problemlere kadar yol açabiliyor. Bunların başında kalp damar hastalıkları geliyor. İkinci sırada diyabet geliyor. Üst solunum yolu hastalıkları ve eğer hamileyseniz o zaman erken doğum riski ve düşük doğum ağırlığına sahip bir bebek doğurma ihtimaliniz, doğurma riskiniz artmış oluyor. Ve bunların dediğim gibi temelde tek sebebi ağız içinin mikrobik bir alan olması. Ağız içinin bakterilerden zengin bir alan olması. Zengin dediğim zaman gerçekten aslında abartma yapmıyorum. Çünkü baktığınızda ağız boşluğundaki bakteri sayısı 10 milyar. 10 milyar bakteri şu an hangi birimizden örnek alacak olsam, ben kendim de örnek verecek olsam bakteri ürer ve tek tek sayılacak olsa 10 milyara yakın bakteri ağız içerisinde mevcuttur. Ve bunlardan çürük yapan 1000 tür var. Diş eti oluğuna yerleşen 1300 tür var. Yani gerçekten ağız içi mikrobik anlamda çok zengin bir ortam. Zaten böyle olması da gereken bir ortam. Sadece önemli olan bizim patolojik yani sağlıklı olmayan yöne doğru evrilmeyecek şekilde bu dengeyi sağlamamız. Çünkü aslında çok basit bir çürük, şu ilk fotoğraftaki gibi basit bir çürük, ufak bir dolguyla kurtarılabilecekken yanlış tedaviler, işte antibiyotikle gidermeler ya da tedaviye hiç gitmemeler sonucunda kök ucunda iltihaplanmaya yol açabilir. Kemik içerisinde böyle bir iltihap biriktiği zaman, kemik biliyorsunuz kemik iliğiyle besleniyor, kemik iliği içerisinde damarlar mevcut, kan dolaşımına o iltihabın geçmesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bazen sadece lokalize, yani sırf o bölgede bu iltihap birikebiliyor. O zaman buradaki hapseyi boşaltıyoruz, dişle ilgili tedavi edebiliyoruz. Bazen orada o şekilde kalmıyor, yayılıma devam ediyor. Devam ettiği zaman boyun enfeksiyonlarına doğru varan tablolara gidebiliyor. Artık Covid'den dolayı hepiniz entübasyon terimine hakimsiniz, biliyorsunuz. Entübe etmek solunum yolunu dışarıdan bir makine aracılığıyla sağlamak demek. Bu tip ileri derin enfeksiyonlara yol açan diş hapseleri entübe edilmeye kadar yol açabilecek sorunlara neden olabilir. Yani özünde baktığımız zaman çürük dişler ve de iltihaplı diş etleri bizim sağlığımızı aslında bir bütün olarak genel olarak tehdit ediyor.
kalp hastalıkları ve de dediğim gibi diyabet başta olmak üzere çok fazla soruna yol açabiliyor. Biraz evvel apselerden, çürüklerden bahsettim. Çürüğün nasıl ilerlediğinden bahsettim. Peki diş eti hastalıkları da mı aynı şeyi yapıyor? Evet, onun da yine benzer şekilde özellikle kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili olduğu, ilişkilendirildiği, yani sizin bir diş eti probleminiz varsa kalp hastalığıyla da ilgili bir sıkıntı yaşayabileceğiniz, yine bu artık kanıtlanmış, belirli bir şekilde de ortaya konmuş bir şey, bir gerçek. Bunun da mekanizmasından bahsedeyim. Çünkü hani kalp, diş eti nasıl bir bağlantı var? Bu sefer de biraz evvel nasıl ki kemik iliği yoluyla geçiyor demiştim. Diş etinde de benzer şekilde bakteri biriktiği zaman, bakterinin iltihabi ürünleri biriktiği zaman diş etini besleyen kılcal damarlardan bu sefer kan yoluna geçebiliyor. Ve burada eğer kalp özelinde konuşacak olursam kalbe doğru ilerleyebiliyor. Eğer kalpte kapakçık değişimi yaptırmış bir bireyseniz bu kapakçıkların üzerinde üreyebiliyor. Ve gerçekten can sıkıcı tablolara doğru varabiliyor. Ben çok mutluyum ki artık kardiyologlarımız en azından bu konuda çok bilinçli. Hastalarını bize yönlendiriyorlar. Tedavilerini ortak bir şekilde, iki kollu bir şekilde yönetebiliyoruz. Benzer bir durumu ben artık umuyorum ki İç hastalıkları uzmanlarımızla, endokrinologlarımızla da halledelim. Çünkü diyabet de bizim ikinci problemimiz. Diyabetle ağız sağlığı da gerçekten birbiriyle çok ilişkili. Çünkü aslında bir kısır döngü içerisinde ilerliyor. Biraz sonra bahsedeceğim. Diyabette sadece ilaç kullanmakla ya da sağlıklı beslenmekle durumu düzeltemeyebiliyoruz. Buna rağmen hasta yine de kan şekerini kontrol altında tutamayabiliyor. Ve aslında bunun da esas sorunlarından bir tanesi hasta diyabetli olduğu için sanki diş tedavisi yaptıramazmış gibi bir algı içerisinde Türkiye'de. Oysa öyle değil. Aksine diyabetik hastaların çok ciddi bir şekilde ağız ve diş sağlığını idame ettirmesi gerekiyor. Özellikle kan şekerini kontrol altında tutabilmesi için. Çünkü baktığınız zaman yüksek kan şekeri olduğu zaman zaten hastanın damarlarının oksijen taşıma kapasitesi bir miktar düşüyor ve diş eti iltihabına zaten o başlı başına bir yol açıyor. Ama ağız içinde iltihap olduğu zaman bu sefer o bakterilerin ürettiği ürünler vücudun kan şekerini kontrol etmesini önlüyor, bunu engelliyor. Ve bu dediğim gibi bir kısır döngü içerisinde devam ediyor. Oysa iki kollu bir şekilde hem diş hekimleri hem iç hastalıkları uzmanları ya da diyabete yönelik çalışan hekimlerimiz beraber çalışacak olsa bu hastaların daha etkin bir şekilde yönetimini, daha sağlıklı bir hale gelmelerini sağlayabiliriz. Diyabetik hastalarla ilgili ikinci bir sorunumuz da bu hastaların genel olarak çürük yatkınlığının da çok fazla olması. Çünkü tükürüklerindeki şeker seviyesi normal bir insanınkine göre bir miktar daha fazla oluyor. Tükürüğün kalitesi biraz daha yoğun oluyor. O yüzden ağzı etkin bir şekilde seyreltemeyebiliyor. Ağız kuruluğu olması ve mantar enfeksiyonlarına yatkın olması da yine diyabetik hastalarda en sık karşılaştığımız problemler arasında. Peki biz diyabete bu kadar önem veriyoruz ama peki diyabetli hastalar kendilerine bu kadar önem veriyor mu? Vermiyorlar maalesef. Diyabetli hastaların %45'i zaten hastalığının farkında değil. Rutin tetkikler sırasında şeker hastası olduğunu öğreniyor. Çoğu aslında ağız kuruluğundan şikayetçi. Yani Türkiye'de baktığımız zaman kaybedilen 5 dişin bir tanesi diyabetik bir problemden dolayı kaybediliyor. Ama buna rağmen diyabet hastalarının %68'i gidip de diş hekimine muayene olmuyor ya da olmak istemiyor. Yaram iyileşmez diyor. İşte ben diyabet hastasıyım diyor. Bana tedavi olmaz diyor. Evet doğru, diyabetik hastalarda yara iyileşmesi biraz daha zor oluyor. Ama emin olun oluyor. Biz bir şekilde zaten onu yönetebiliyoruz. Tedavi etmediğimiz zaman, önlem almadığımız zaman, ağız içerisindeki sağlığı etkin bir şekilde tutmadığımız zaman, idame ettirmediğimiz zaman bu hastaların uzun dönemde hem ağız içi hem de genel sistemik olarak daha fazla problemlerle karşılaştığını biliyoruz. Ben bu şekilde anlatıyorum sizlere ama aslında sizlerin de benim bu anlattıklarımı aile içerisinde kendi yakınlarınıza anlatmanız lazım. Ben bu tip eğitimlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama en başta çocuklarımızın bu konularda eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ağaç yaşken eğitiliyor ve eğriliyor ve bu her konu için geçerli.
Çocuklar ailelerinden, büyüklerinden ne görürlerse onu taklit etmeye çok meyillidirler. Bu her konuda geçerlidir. Aynı şekilde çok basit de olsa diş fırçalaması için de geçerlidir. Anne babasının fırçaladığını gören çocuk kendisi de heves edip fırçalamak ister. İşte ablasının, abisinin fırçaladığını gören çocuk ben de fırçalamak istiyorum der. Siz eğer doğru bir örnek teşkil ederseniz ufak yaştan çocuklara da doğru bir alışkanlık kazandırmış olursunuz. Ve aslında bilinmesi gereken en temel şey dişi olsa da olmasa da bebeklikte ağız sağlığının başlıyor olması. Evet, bebeklerin dişleri yok ama ağız, dediğim gibi ilk başta ilk slide'da söylemiştim. Sadece ağız sağlığı dediğimiz zaman dişten bahsetmiyoruz. Ağzı oluşturan dudaklar, dil, yumuşak dokular, çiğneme kasları, bütün dokulardan bahsediyoruz. Bu yüzden ağız bakımı bebeklikte başlanmalı. Ve bazı şeylerden, bazı annelerimizden ya da anneannelerimizden duyduğumuz bazı normlardan diyeyim vazgeçmemiz lazım. Bunların en başında çocuğun emzikle uyutulması ya da biberonla uyutulması durumu geliyor. İşte emziğini pekmeze batır, o zaman daha rahat uyur. Şekere, bala batır, çok sessiz bir şekilde durur. Bu kesinlikle yanlış. Bizim zaten istemediğimiz şey şekerli bir ortam oluşmasın, o şekilde bir flora oluşmasın. Gidip bir de bu şekilde uygulama yaptığınız zaman gerçekten çocuğunuza iyilik değil, aslında kötülük yapmış oluyorsunuz. İkinci şey, annelerin kaşıklarını bebekleriyle ortak kullanıyor olması. Anneler dedim, anneler üstüne olmasın, ailelerin diyeyim daha doğrusu. Çünkü şöyle, siz kendi kaşığınızı kullanıp bebeğinize verdiğiniz zaman sizin ağzınızda çürük yapan bakteriler var. Dişsiz bir ağzı olan bebekte ise henüz o bakteriler yok. Ortak kaşık kullandığınız zaman siz kendi bakterilerinizi bebeğe otomatikman aktarmış oluyorsunuz. Ve daha dişi olmasa da o bakteri çok erken bir şekilde oraya yerleşmiş oluyor. Sonra ne oluyor? Çocuk süt dişlenme dönemine geldiği zaman bakteri zaten hali hazırda orada oluyor ve dişi gördüğü anda çürümeye, çürütmeye meyilli oluyor. O yüzden ortak kaşık kullanımı kesinlikle ve de kesinlikle yapılmaması gereken bir durum. Bir diğeri de çocuk beslendikten sonra, işte bu çocuk meme de alıyor olabilir, katı gıda da olmayabilir, mama alıyor olabilir, her ne olursa olsun çocuk beslendikten sonra ıslak bir bezle, bir tülbentle ağız içi güzelce silinecek, temizlenecek. Eğer bir artık gıda varsa onun hepsini alacaksınız. Bebeğin tabii ki de çalkalama yapması gibi bir durum söz konusu olmadığı için bu durumda temizlik yapmanın sorumluluğu tamamen sizde. Çocuklarda da benzer şekilde motor yetenekler gelişene kadar çocuğun dişlerini fırçalama görevi size ait. Bunun sorumluluğu yine sizde. Macunun miktarını bezelye büyüklüğünde koyacağız. Yutmamasına dikkat edeceğiz. Koruyucu uygulamalardan kaçınmayacağız. Dediğim gibi flor uygulamaları okullarımızda sıkla yapılıyor. Ne olur buna direnç göstermeyelim. Çocukların flor uygulamalarını yapmalarına dikkat edelim. Bunları yaptırtalım. Çürükleri tedavi ettirelim. 6 yaşında süren büyük azı dişlerimiz vardı. Birinci azı dişleri çocukların. Bunların üzeri daha girintili, çıkıntılıdır ve çürük yapmaya, çürümeye daha meyillidir. Bunun içinde bunlara yönelik fissür örtücü denen bir uygulama vardır. Bu da yine koruyucu bir uygulama kapsamındadır. Lütfen bunları da yaptıralım. Süt dişidir, tedavi etmeye gerek yoktur. Nasılsa düşecek, nasılsa yerine yerisi gelecek gibi bir düşüncede olmamamız lazım. Çünkü o süt dişi orada bir amaca aslında yönelik hizmet ediyor. Yani orada onun bir görevi var. En başta çocuğun çiğnemesine yardımcı oluyor. Çocuğun süt dişi çekildiği zaman, tedavi olabilecek bir diş çekildiği zaman etkin bir şekilde beslenemiyor çocuklar. En başta bu geliyor. İkincisi, konuşmayla ilgili problemler yaşanıyor. F, V, S, T gibi harfler kullanılacak kelimelerde problem yaşanıyor. Ve bu ileride de konuşma terapisine gitmediği sürece çocuğun telaffuzunda sorunlara yol açıyor. Onun dışında artık biliyorsunuz günümüzde güzellikle ilgili algı tamamen değişmiş durumda. Küçük yaştaki çocuklar bile güzelim, çirkinim kompleksine girebiliyorlar. Çürük dişleri olan, eksik dişleri olan çocuklar bu şekilde bir psikolojik rahatsızlık hissediyorlar. Eksik bir diş olduğu zaman ya aslında tedavi edilebilecek, güzel de olsa, aralıklı da olsa süt dişine sahip olabilecekken eksik ya da çürük dişleri nedeniyle çirkin göründüğünü düşünen çocuk bunun stresini yaşıyor. Ve tabii ki de süt dişleri aslında altta gelen daimi dişler için bir rehber oluyor. Çünkü daimi dişler üstteki süt dişlerinin köklerini eriterek yukarıya doğru gidip
olmaları gereken yere oturuyorlar. Dolayısıyla süt dişlerini erken bir şekilde tedavi ettirmeyip çektirecek olursanız hem çapraşıklıklara, yer kayıplarına yol açıyorsunuz, hem de ileride çocuğun belki ihtiyacı olmayacak olsa da ortodontik tedaviye gerek duymasına neden olabilirsiniz. Hamilelere baktığınız zaman, hamilelere de özellikle değinmek istedim burada. Çünkü dediğim gibi hamile bireylerde diş etiyle ilgili problemler özellikle hem erken doğumlara yol açabiliyor stresten dolayı, hem de düşük doğum ağırlığına sahip bebeklerin doğmasına yol açabiliyor. O yüzden aslında en ideali hamilelikten hemen önce ağız diş bakımının yapılmış olması ya da bunun fark edilir fark edilmez en azından eğer çok acil bir durum yoksa ikinci üç aylık dönemde hamileler tedavilerini güvenli bir şekilde yaptırabilirler. Bununla ilgili işlemleri yaptırması. İkinci üç aylık dönem dediğim 3, 4, 5 ve 6. ayların başıdır. Bu süreçte herhangi bir diş tedavisi yapılabilir. Tabii ki de biz genellikle kadın doğum uzmanlarımızla da görüşüyoruz. Ama hamilelik döneminde tedavi yapılmaz gibi bir algı yoktur. Gerekli durumlarda tabii ki de yapılabilir. Yetersiz aslında şöyle bir kanı da var yine toplumda. Her çocuk için bir diş kaybettim gibi. Aslında o da yani öyle olmuyor. Yani çocuk sizden bir diş almıyor öyle ya da böyle. Bunun tek sebebi ağız bakımımızın yetersiz olması. Bulantılar nedeniyle tabii ki de ağız daha asidik hale geliyor. Kusmanın etkisiyle asidik bir ortam oluşuyor. Bunu temizlemediğimiz zaman ya da aşermeye bağlı ki daha çok şekerli gıdalar aşeriyor hamilelerimiz. Yediklerinin daha şekerli olması vesaire düzensiz beslenme derken ağız bakımına olması gerektiğinden daha fazla önem vermediğimiz için hamilelik döneminde diş kayıpları ya da dişle ilgili problemleri daha sık yaşıyoruz. Ve bir de yaşlılardan bahsedeceğim demiştim. Yaşlılarda da mümkün olduğu kadar çürükleri gidermeye, çürükleri önlemeye yönelik tedaviler uygulamak istiyoruz. Mümkün olduğu kadar yumuşak kıllı fırçalar ve de florürlü macun kullanımı ya da gargara kullanımı. Eğer ağız çalkalaması yapabiliyorsa, motor fonksiyonlarıyla ilgili bir problem yoksa gargaralarının kullanılmasını öneriyoruz. Bu hastalarda tabii ki de dişlerin araları açılmış olabilir kayıplardan dolayı ya da dişler devrildiği kaydığı için kayıplardan dolayı. Arayüz fırçaları kullanılabilir diş ipi yerine ya da diş fırçasına ek olarak. Kayıp dişlerin mutlaka yerine getirilmesini istiyoruz. Bu sabit ya da hareketli protez seçenekleriyle olabilir. Neden? Çünkü diş eksik olduğu zaman tam dişli bir bireye göre etkili bir şekilde besleme yapılamayabiliyor. Yaşlılarda beslenme önemli. Her bireyde olduğu gibi önemli. O yüzden eksik dişlerin mutlaka yerine iade edilmesi gerekiyor bir şekilde. Fazla ilaç kullanıyor yaşlarımız maalesef. Zaten hipertansiyon, diyabet ve de kolesterol üçlü bir paket halinde maalesef toplumumuzda. Yaşlı birine bireye sorduğunuz zaman bir ilaç kullanıyor musunuz ya da bir hastalığınız var mı diye. Bu üçlü otomatik geliyor çok üzücü bir şekilde toplumumuzda. Ve bunların aslında çoğunun yan etkisi ağız kuruluğu. Anlatırken de söylemiştim zaten ağız kuruluğu maalesef çürüğe yatkınlığı arttırıyor. O yüzden böyle bir durum varsa belki yapay tükürük kullanımı ya da şekersiz diş dostu sakızların kullanımı önerilebilir veya bunlara yönelik teşvik edilebilir. Bir diğer yaşlılarda dikkat etmemiz gereken kısım protezlerle uyumamak daha doğrusu konuşamadım. Yani protez dediğim damaklardan bahsediyorum. Üstte de olsa altta da olsa hiç fark etmez. Asla bu protezlerle uyumuyoruz. Ben hastalarıma hep aynı örneği veriyorum. Gün içerisinde ayakkabıyla dolaşıyorsunuz. Eve geliyorsunuz terlikle dolaşıyorsunuz. Akşam yatağa da bu terlikle mi giriyorsunuz diyorum. Hayır terliğimi çıkartıp yatağa giriyorum diyorlar. Aynı mantık. Protez de orada bir fazla parça aslında damağınızın üzerine oturan. Dolayısıyla bunlar çıkartılacak. Hem içi hem dışı temizlenecek. Temiz bir suyun içerisine konacak. Ve ertesi gün uyandığınız zaman geri ağız içerisine konacak. Bunu dediğim gibi bu tip bir uygulama yapmıyorsanız siz de daimi bir şekilde protezinizle yaşıyorsanız lütfen buna dikkat edin. Akşamları yatarken protezlerinizi mutlaka çıkartın. Ve bir diğeri de belirli bir süre sonra protezlerin uyumu bozulabiliyor. Uyumsuz olmasına rağmen bunları kullanmaya devam etmeyin. Çünkü hem doku büyümelerine yol açabiliyor hem de ağız içerisinde yaralara yol açabiliyor. Ağız içerisindeki yaraları biz çok sevmiyoruz. Genellikle çünkü özellikle 2 haftadan uzun sürüyorsa bir türlü iyileşmiyorsa kötüye yönelik tablolar izlenebiliyor ağız yaraları.
Sizin de bildiğiniz bir yakınınızda eğer 2 haftadan uzun süre iyileşmeyen bir yara varsa acilen ne olur bu kişileri de bir diş hekimine gösterin. Buradan sonra da birazcık diş fırçalamadan bahsetmek istiyorum. Çünkü o kadar anlattım, nasıl fırçalayacağımızdan da biraz bahsedeyim. Genel olarak hafif böyle eğimli bir şekilde ki genelde 45 derece denir. Diş eti oluğuna bakacak şekilde kıllarımız fırçayı yerleştiriyoruz. Süpürme hareketi yapabiliriz, ileri geri hareket yapabiliriz. Ya da en etkin olarak belirtilen yuvarlak yuvarlak hareketlerle her dişi geçecek şekilde fırçalayabiliriz. Sadece dış yüzeyini değil, iç yüzeyini de fırçalamamız gerekiyor. İç yüzeyini fırçalayacağımız zaman diş fırçasını dik bir şekilde tutarsak şu şekilde ve o şekilde süpürme hareketi yaparsak hem daha kolay olur hem de daha etkili bir fırçalama yapmış oluruz. Aynı şekilde alt dişleri de yapıyoruz ve tabii ki çiğneme yüzeylerini, üst yüzeyleri, ısırdığımız alanları hem üst dişleri hem alt dişleri etkin bir şekilde fırçalamamız gerekiyor. Dediğim gibi bu şekilde bir fırçalama yaptığımız zaman sadece %60-70'i kadarını temizlemiş oluyoruz. O yüzden ya arayüz fırçalarıyla ya da diş ipleriyle mutlaka araları da temizlememiz gerekiyor. Bunun dışında dili fırçalamaktan bahsettik. Fırçalamayla ilgili bir diğer nokta ki bunu atladım. Diş fırçasını ıslatmıyoruz. Ya da diş fırçasının üstüne macun koyduktan sonra gidip onu suyun altına tutmuyoruz. Böyle yaptığımız zaman diş macununun aslında fonksiyonunu bozmuş oluyoruz. Diş macunu orada çürük, anti çürük dediğimiz çürüğü önleyici bir fonksiyonu var. Suyun içerisindeki maddeler, macun içerisindeki minerallerle etkileşime girdiği zaman bu çürüğe yönelik koruyucu etkiyi bozmuş oluyor. Siz lütfen hani akşamleyin deneyin, kesinlikle ıslatmadan sadece kuru fırçayı, kuru macunu sıkın, bir fırçalayın. Göreceksiniz zaten tükürüğün etkisiyle hemen köpürmeye başlıyor. 2 dakika fırçaladıktan sonra ağız içerisindeki biriken tükürüğü, köpüğü atıyoruz ve ağzı yine bol suyla asla çalkalamıyoruz. Sadece mevcut biriken köpüğü tükürüyoruz. Eğer çok fazla birikim olduysa, rahatsız olduysanız çok az bir miktar suyla hafifçe çalkalayıp tükürüyoruz. Neden? Çünkü bu macunların içerisindeki florun diş üzerinde kalıp orada fonksiyon, yani orada kendi işini yapmasını, koruyucu etkinliğini göstermesini istiyoruz. Dediğim gibi biraz da ağız kokusundan bahsedeceğim demiştim. Çünkü ağız kokusu da bize en sık başvurulan şikayet sebeplerinden biri. Ve bunu ben Türk Diş Hekimleri Birliği'nin sitesinden aldım. Ağız kokusunu ağzınızı kapayarak önleyemezsiniz. Ağız kokusunun sebebini bulmanız lazım. Sebebine yönelik bir şekilde tedavi yapmanız lazım. En esas sebep genelde kötü ağız hijyeni oluyor. Yani siz ağzınıza temiz bakmadığınız sürece ağzınız kokacaktır. Besinler tabii ki de soğan sarımsak tüketmek ya da tütün ürünleri tüketmek ağız kokusuna yol açar. Sadece dişinizi fırçaladığınız zaman ağzınızdaki bu besinlere bağlı olan koku geçmez. Midede de bazı işte soğan sarımsak gibi tükettiğimiz gıdaların saldığı gazlarla vücudunuzdan tam olarak atılana kadar o besin koku olmaya devam edecektir. Onu söyleyeyim. Bunun dışında dil üzerine ya da dişlerde biriken gıdalar, temizlenmeyen protezler, biraz evvel de konuştuğumuz gibi o protezleri temizleyip çıkartıp yatacağız demiştik. Çürükler, avseler, diş eti hastalıkları, yarı gömülü dişlerimiz, üst solunum yoluyla ilgili bazı hastalıklar yine ağız kokusuna yol açabilir. Ağız kuruluğu yine bir başka sebeptir. Ya da bunlardan bağımsız olarak şeker hastalığı, mide ya da karaciğerle ilgili hastalıklarda da yine ağız kokusu gözlenebiliyor. Nasıl gidereceğiz? Tabii ki de etkene yönelik tedavi uygulayacağız. Yani neden bu koku geliyor onu bulacağız. Eğer sorun ağız içindeki bir durumla kaynaklıysa o zaman önce onu tedavi edeceğiz. Hijyeni sağladık, ona rağmen yine de koku devam ediyorsa o zaman acaba sistemik bir problem mi var diye başka belki bir iç hastalıkları uzmanına yönlendireceğiz hastalarımızı. Ve son olarak dediğim gibi doğru bilinen yanlışlardan bahsetmek istiyorum demiştim. Çünkü bence aslında en önemli nokta da bu. Birincisi ki bunu en başta da söyledim dayanamayıp, diş taşları temizlendikten sonra daha fazla diş taşı oluşur. Devamlı temizletmek gereksizdir gibi bir yargı kanı var. Bu yanlıştır. Aksine zaten siz doğru ve düzenli fırçaladığınız zaman oluşumunu engellemiş oluyorsunuz. Ancak oluşmuş taşı da mutlaka hekiminiz tarafından temizletmeniz gerekiyor.
Bir diğerine bakacak olursak devam edelim. Birkaç tane var çünkü. Diş taşı temizliği diş minesine zarar verir. Şimdi şöyle, eğer siz işin ehli birine tedavi ettirmediğiniz zaman alacağınız herhangi bir tedaviden zarar görmeniz mümkündür. O yüzden diş taşı temizliği yaptıracağınız zaman da bu işle ilgili deneyimli, mümkünse işin uzmanı bir birey tarafından tedavi görürseniz diş minesiyle ilgili bir zedelenme söz konusu olmaz. Diş taşları temizlendi, dişlerim sallanmaya başladı. Keşke temizletmeseydim, o diş taşı orada dişi tutuyordu. Evet, o diş taşı orada o dişi tutuyordu ama tutmaması gerekiyor. Onun yerine onu kemiğin tutması gerekiyordu. O diş taşı orada durduğu sürece alttaki kemiği erittiği için ve üzerine diş taşı birikmeye devam ettiği için o orada duruyordu. Oysa siz en kısa sürede o diş taşlarını temizletmiş olsaydınız hiç böyle bir problemle zaten karşılaşmıyor olacaktınız. Devam edelim, böyle birkaç tane daha var çünkü. Dişlerimi fırçalarken diş etlerim kanıyor, o yüzden fırçalamamam gerekiyor. Bu da yine yanlış. Neden? Çünkü evet, normal değildir diş fırçalarken diş etlerimizin kanaması. Ama bu sizi aslında bir alarm mekanizmasıdır. Size bununla ilgili tedavi görmenize yönelik bir belirteçtir. Böyle bir durumda fırçalamaktan vazgeçip fırçalamamaya karar verirseniz ileride daha büyük problemlerle karşılaşırsınız. O yüzden siz de fırçaladığınızda ya da bir şey ısırdığınız yüzeyde kan görüyorsanız ya da sabah uyandığımda yastığımda kan oluyor diyorsanız bir diş hekimine mutlaka görüşmeniz gerekiyor. Misvak kullanımı. Misvak da yine çok sorulan durumlardan bir tanesi. Misvak benim için daha iyi. Zaten eskiden diş macunu mu vardı? Misvak kullanırım diyen insanlar çok fazla. Evet, misvak savunanlar var. Ben kendim bireysel olarak hiç misvak kullanmadım. Bununla ilgili de çok fazla yorum yapabilecek çalışmam olmadı misvakla açıkçası. Ama bilinen bir şey var ki hem dişlerin iç kısmını hem de arka dişlerle ilgili etkin bir temizlik sağlayamıyorsunuz misvakla. O yüzden elimizde mevcut olan fırçalarımızı ve macunlarımızı kullanmak daha sağlıklı ve daha etkin bir temizlik sağlamanıza yol açacaktır. Diş çekimi en kolay, en ekonomik yoldur. O yüzden çürük bir diş varsa bu mutlaka çekilmelidir. Bu da yine yanlış bilinen kanılardan bir tanesi. Evet, bazı durumlarda dişi tedavi ettirmek daha maliyetli olabiliyor. İşte kanal tedavisi yaptırıyoruz, üzerine dolgusu oluyor, bazen dolgu olmuyor, üzerine kaplamasını yaptırıyoruz. Evet, çekim yaptırmak çok daha ucuz, çok daha kolay bir seçenek oluyor. Ama şunu unutmayın, o çektirdiğiniz diş yerine konacak herhangi bir protez ya da bu bir implant bile olsa, köprü de yaptırsanız kendi orijinal dişiniz gibi olmuyor. O yüzden mümkünse biz her zaman, yani ben bunu bir çene cerrahı olarak söylüyorum, yani rutinde dişi çeken birey olarak söylüyorum, mümkünse mevcut dişimizi korumaya çalışalım. Çünkü dediğim gibi onun yerine konan hiçbir diş orijinal dişiniz gibi olmuyor. Diş ağrıyınca üzerine aspirin, rakı ya da kolonya basalım, tütün koyalım, ağrıyı kesecektir. Bu da yine yanlış bir kanı. Aksine çok da zararlı bir uygulama. Hatta şöyle bir durum oluyor. Hasta dişi ağrıyor diye üzerine aspirini kırıyor, özeniyor, oraya basıyor pamukla beraber. Akşam bir de gidip onunla uyuyor. Bütün gece orada o aspirin dediğiniz şey asetil salisilik asit. Yani aslında bir asidik bir şey o. O bölgede kimyasal bir yanığa yol açıyor. Sonra ne oluyor? Hastanın hem dişi ağrıyordu, şimdi bir de yandaki yumuşak dokuları da yanık olduğu için onun ağrısıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Ve emin olun bu tip kimyasal yanıklar çok zor iyileşen yanıklar olmuş oluyor. Ağız içi çok kolay toparlayan bir doku olmasına rağmen zor iyileşiyor. O yüzden bu tip bir uygulama kesinlikle yanlış. Bununla ilgili kim ne derse desin, bu örnekler daha da arttırılabilir. Dediğim gibi burada akü suyu ve gres yağını bile koydum ki akü suyunu birebir maalesef deneyimledim. Bir hastamda çok ciddi yanık olmuştu. Kesinlikle ve de kesinlikle bu tip uygulamalara bulaşmayın, yapmayın. Dişiniz ağrıyorsa bununla ilgili direkt hekiminize başvurun. Diş çektirdim, bunun gelen pis kanını mutlaka akıtmalıyım. Kanayan yeri mutlaka, dişi çektirdiğim yeri mutlaka kanatmalıyım. Bu da yine en yanlış
bilinen cümlelerden bir tanesi, yerleşmiş cümlelerden bir tanesi. Doğrusu aslında diş çekildikten sonra o bölgedeki, yani dişin çıktığı bölgedeki kanın orada stabil durmasının gerekliliği. Biz zaten özellikle diş çekildikten sonra tükürmeyin diyoruz ya da gargara yapmayın diyoruz. Bunun tek sebebi oradaki o boşlukta kanın kalmasını istememizden dolayı ki orası iyi bir şekilde iyileşsin diye. Bir diğer yine yanlış bilinen kanı 20 yaş dişleri çürük olsa da olmasa da gereksizdir. Çıkar çıkmaz her hemen çekilmelidir cümlesi. Evet, çoğu 20 yaş dişini çekiyoruz. Çünkü çoğu yanlış pozisyonlarda sürüyor. Ya yatık sürüyor ya farklı bölgelerde oluyor. Oysa düzenli bir şekilde çıkıyorsa 20 yaş dişi de aslında bir üçüncü azı dişinizdir. Büyük azı dişinizdir. Ve eğer diş dizisini bozmuyorsa orada kalmasında bir sakınca yoktur. Eğer ciddi bir çürüğü de yoksa. Kanal tedavisi ağrılı bir tedavidir. Dişi çekerim daha iyi. Bu aslında biraz evvelki cümlelerden bir tanesine çok benziyor. Ucuz olan tedavi çekimdi demeye. Kanal tedavisi çekimden önceki son çıkış yoludur. Eğer uzman biri tarafından düzgünce yapılırsa dişinizin bir süre daha kullanılmasını sağlar. O yüzden yapılması önerilen bir tedavidir. Ağız içi apseleri için, şişlikler için başına kınayak, sıcak soğan sar gibi uygulamalar. Bunlar özellikle doğuda daha sık karşılaşılan durumlar. Yine kesinlikle yanlış. Apse gibi bir durumda ya da biraz evvel fotoğraflarını gösterdiğim o dışarıdan da belirtilen şişlik gibi apse yapan olgularda bunun kesinlikle boşaltılması, gerekliyse antibiyotik kullanılması ve eğer tedavi edilemeyecek durumdaysa dişin çekilmesi ya da kanal tedavisinin yaptırılması gerekiyor. Alternatifi yok yani. Hamilelikle ilgili konuştuk zaten. Her çocukta bir diş kaybettim gibi bir cümle çok sık duyuyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Çocuk kalsiyumunu dişimden çekti diyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Bundan eğer siz kalsiyumdan zengin besleniyorsanız zaten bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ama eğer yetmezlik bir durum varsa da zaten dişe gelmeden önce vücudunuzdaki diğer kaynaklardan alıyor kalsiyumu çocuk. Ve son birkaç noktaya da değinip bitireceğim zaten. Bu da akılcı antibiyotik kullanımıyla alakalı. Ben buna özellikle çok dikkat ediyorum ve hastalarla en sık tartıştığım konulardan biri de bu. İşte niye antibiyotik yazmıyorsunuz? Antibiyotik kullansam daha mı iyi olurdu? Önce antibiyotik mi kullansaydım? İşte bu tip cümleler çok sık karşımıza geliyor. Şimdi şöyle, hepimiz hekimler sizlerin iyiliği için çalışıyoruz ve sizin için en ideal tedavi her neyse onu size öneriyoruz. Dolayısıyla antibiyotikleri de bir şekermişçesine yazmak, reçete etmek aslında size yapacağımız en büyük zararlardan bir tanesi. O yüzden eğer hekiminiz size antibiyotik reçete etmemeyi uygun gördüyse emin olun ki bu sadece gerçekten buna gerek görmediği içindir. Bazı durumlarda antibiyotik kullanmak gerekmez. Öncesinde başlanabilir, bazen işlemlerden sonra başlanabilir ama bazı durumlarda tedavi sadece mekaniktir, yani sadece kliniktir. Yani mesela dolgunun yapılmasıdır, kanalın yapılmasıdır ya da diş eti tedavisinin yapılmasıdır ya da dişin çekilmesidir. Apseli diş çekilmez yine farklı bilinen kanılardan, yani yanlış olarak bilinen kanılardan bir tanesi. Şöyle, apse yapan bir diş, evet biz mümkün olduğunca çabuk kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtulmaya çalışıyoruz o dişten. Eğer tedavi de olamayacak bir durumdaysa. Öyle bir durumda bile biz hastaya rahat hızlı bir şekilde iğne formunda antibiyotiğini yüklüyoruz. Ve o şekilde çekimini yapıyoruz. 3 gün antibiyotik kullanıp da geleyim dediğiniz zaman aslında kendi tedavi sürecinizi uzatmış oluyorsunuz. Kendinize aslında zarar vermiş oluyorsunuz. O yüzden çok kısaca buna da değinmek istedim. Özetleyecek olursam en çok aklınızda kalmasını istediğim şeyler, birincisi diş fırçalarımızı yılda, yani 3 ayda bir değişelim mümkünse. Bunu eğer 3 aydan önce bir bozulma fark ediyorsak ondan önce bile değiştirmeliyiz. Günde 2 kez dişlerimizi 2 dakika boyunca fırçalayalım. Diş fırçasını kesinlikle ve de kesinlikle bir başkasıyla paylaşmayalım. Burada çok bahsetmedim aslında ama eğer mekanik olarak rahat bir şekilde fırçayı kullanamıyorsanız her zaman elektrikli diş fırçalarını da kullanabileceğinizi unutmayın. Özellikle arka bölgelere erişemiyorum ya da işte el kuvvetim, motor fonksiyonlarım el vermiyor diyorsanız artık çok fazla marka var. Onları da kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.